Bugün size bir lorda suikast yapmayı, pataklamayı, işkence yapmayı, kaçırmayı, kendi çiftliğinizi kurmayı bir oylamada sürekli hep sizin çıkmanızı sağlamak, şampiyonlar turnuvasını ve yeni tarihsel bayrak simgelerini göstereceğim. Oldukça renkli bir mod listemiz var anlayacağınız. Hiç uzatmadan isterseniz suikast moduna geçelim. Bu mod zaten yaklaşık 2-3 aydır geliştiriliyordu. Benim de haberim vardı. Çıktığında çekeyim dedim. Çok güzel bir roleplay modu arkadaşlar. Hemen isterseniz nasıl yapabileceğinizi bir gösterelim. Bunun için ilk önce bir suikastçı kiralamanız gerekiyor. Suikastçıyı da sizin valiniz kiralıyor. Bir yerleşke gittikten sonra kenti yönet kısmından bir vali atayım buraya. Ben eşimi atayacağım. Bu yoldaymış hemen bir gelmesini bekleyelim. Evet kaleye git diyorum ve anatımız burada. Şimdi bununla burada konuşmayacaksınız. Yaptığınız iş gizli olduğu için lordun salonuna gitmeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra şöyle köşede anatı görüyorum. Hemen onunla konuşmaya gidiyorum. BF'ye bastıktan sonra burada modla birlikte ekstra bir tane seçenek geliyor. Burada kısaca bize olayları anlatıyor ve bir suikastçı ustası kiralamanın bedeli 100 bin olduğunu söylüyor. Şunu önceden söyleyeyim bu işlemler için yaklaşık yanınızda bir 250 bin dinar olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla para yiyor. Doğal olarak bir tane lorda zarar vereceğiniz için bu maliyetler bence makul. Hemen 100 binimizi verelim o halde. Burada bana bir bildirim geldi. Şu anda makepteymiş. Hemen çıkıp girdiğimizde suikastçı ustası burada olmuş olacak. Tekrardan Lord'un salonuna git diyorum. Ve girdiğimde sağ tarafta suikastçı ustasını görüyorum. Zaten bana kendiliğinden yavaş yavaş geliyor benimle konuşmak istediği için. Hemen şöyle bekliyorum. Ve benim yanıma geldi. Şimdi burada bir selam veriyor ve kendini tanıtıyor. Her medeniyeti özel farklı suikast ustaları var arkadaşlar ve bunların konuşma tarzları da farklı. Çok güzel ayrıntılı olmuş bence. Buradan istersek detaylı bir şekilde kim olduğunu sorabiliriz veya istersek direkt işlemlere başlayabiliriz. Üçüncü seçenek ise e, savaşta olduğumuz bir kralın yerleşkelerine bir izci gönderiyoruz ve o orayı gizlice izliyor ve oradaki e, istihbaratlardan bizim haberimiz oluyor. İşte yerleşkeler normalde biliyorsunuz gitmediğiniz takdirde oradan bilgi edinemiyorsunuz. Bu sayede e, savaşta olduğunuz krallıkların yerleşkelerinden bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Çünkü orayı gözetleyemediğiniz için savaşta olduğunuzdan bunu kullanmanız gerekiyor. Bunu kullanırken de zaten eğer başarılı olursanız İzledik beceriniz artıyor Ben şimdi bunu göstermeyeceğim çok basit bir şey Zaten direkt bunu gördüğünüzde anlayabilirsiniz Hemen ikinciye geçelim o halde Burada 3 tane seçeneğimiz geliyor arkadaşlar. 3 tane suikastçi tipi var. İlki tag diyor yani bir eşkıya gibi düşünebilirsiniz. Bunlar zorbalıklarıyla meşhur yani birini pataklamalarıyla ama yine de suikast yapabiliyorlar. Sadece oranları düşük yani yüzde ihtimalleri düşük. Hemen bir bastığımızda e, buraya tekrardan anlatıyor bize. Devam ettiğimizde buradan bir tane lord belirliyoruz arkadaşlar. Yani ilişkimizin düşük olduğu bir lord olması gerekiyor. İlişkiniz eksi 15'ten azsa bir lorda suikast düzenleyebilirsiniz, pataklayabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. İlişkiye bağlı her şey. Ben buradan bir tane krala yapmak istediğim için Lucon'u seçeceğim. Ama şu an Lucon'la benim ilişkim birazcık yüksek olduğu için burada çıkmıyor. Ben hemen Lucon'la ilişkimi düşürüp geleceğim. Evet Lükon'la ilişkimi düşürdüm. Tekrardan giriyorum. Hatta direkt ikinciyi de göstereyim. İkinci de arkadaşlar Akıncılar yani haydutlar gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da birini kaçırmakla ünlü. Şu anda devam et diyemiyorum çünkü benden hem param istiyor hem de serserilik beceriminin yüksek olmasını istiyor. Yani bir suikastçı kiralayacaksanız seviyenizin 180 olması gerekiyor. Şu anki haydutu kiralamak istiyorsanız 75 olması gerekiyor. Peki serserilik becerinizi nasıl yükselteceksiniz? Biliyorsunuz bu beceri yükseltmek birazcık zor. Bunun için ilk baştakini kullanacaksınız arkadaşlar. Yani şunu, daha sonra paranız olduğunda ve işleri ilerletmeye başladığınızda 3. seçeneği seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada ihtimaller daha yüksek. Ben 3. seçenekten devam ediyorum. Bir tane suikastçı kiralayacağım. Zaten suikastçıların becerilerin en yüksek olduğunu söylüyor diğerlerinin arasında burada. Devam et diyorum ve buradan bir tane hedef belirliyorum. Ben lükon ilişkimi düşürdüm ve eksi 15'ten az olduğu için direkt buraya geldi. Başka hedefler seçmek istiyorsanız şuna tıklamanız gerekiyor. Burada baya bir hedef var arkadaşlar. Bunların arasında tabii ki de tüccarlar ve esnaflar da var. Devam et diyorum. Lycon'u seçiyorum. Daha sonra benim buradan Lycon'a ne yapmamı istediğini soruyor. İlk seçenek arkadaşlar lükonu eliyor yani ortadan kaldırıyor. Direkt suikast olayı bu aslında. %30 ile %35 arası bir şans ihtimali varmış. Ben zaten bütün ihtimallerin görüntüsünü aldım arkadaşlar. Hepsinin bir ara sahnesi var. Tabii ki de bunlar başarısız olduğunda yine onlarda bir ara sahne eklenmiş. Hemen ilk ara sahnemize bakalım istersek. Bir tane krala suikast düzenlediğimizde ne gibi ara sahneler geliyor? İki tane ara sahnesi var bu arada. Bir tanesi yerleşim içinde bir tanesi ise yerleşim dışında herhangi bir yerde bir ağacın üstünde ok atıyor. İkisini de şu anda izleyelim o halde. Evet bence çok güzel olmuş ara sahneler. Bir de bunun başarısız olma ihtimali var. Hepsi için geçerli aslında bu. Bir lorda bir şey yapmak istediğinizde o suikastçı sizi satarsa yani e, sizi ispiyonlarsa buna da bir ara sahne eklemişler. Tabii ki de bu olay gerçekleştiğinde o hedefle aranız kötüleşiyor. Hemen isterseniz o başarısız olan ara sahneyi bir izleyelim. kiraladığımız suikastçı bizi ispiyonluyor. Daha sonra bunları unutmadıkları için bize kin güdüyorlar. Bunun için aramızı düzeltmek gerekiyor O kişiyi manipüle edip hedefi başka birine Yönlendirebilirsiniz yani onunla Konuştuğunuzda bunu yapan ben değildim Bizim aramızı kötüleştirmek için Başka biri bize plan kurmuş diyebiliyorsunuz Bunu dediğiniz takdirde Eğer o kişi size inanırsa O dediğiniz kişiye savaş açıyor Çok güzel bir olay olmuş hemen isterseniz Ona da bir bakalım ben Vilandia dedim Yani Vilandia'yı suçladım e, Lukon'u öldürmek istiyordum yakalandım ama e, Dedim işte yalan söyledim Vilandia bizim aramızı bozmak istiyor o yüzden suikast diye kiralayıp bizim ee, savaş çıkmamızı sağlamaya çalışıyor dedim. O da inandı ve vilandiye savaş açtı. Hemen o ara sahneyi de bir izleyelim o zaman. Harbiden arkadaşımız iyi çalışmış. Bu arada bu modun yapımcısı bir YouTuber arkadaşlar. Bir Bannerlord kanalı. E, Artem diye bir Bannerlord kanalı. Onun birçok e, modu var. Şu anda diğer modlardan bir tanesini kullanıyorum animasyon modunu. Neyse. ikinci seçeneğimize geçelim. İkinci seçeneği arkadaşlar sakatlama olayı. Yani birine bir zarar veriyorsunuz. Bunun da kalıcı etkileri oluyor. Ben yine Lykon'u seçtim. Lykon benim deneyim gibi bir şey oldu. Bunun da ihtimali yüzde %35'miş. Bunu seçtiğimizde arkadaşlar ona bir zarar veriyorlar suikastçıyla ve kalıcı bir hasarı oluyor. bunun sonucunda becerileri tamamen sıfırlanıyor ve o lord hiçbir işe yaramıyor. Hemen üçüncü seçeneğimize geçelim. Üçüncü seçeneğimizde dersini bildirme yani bir pataklama yöntemi. Bunu genelde arkadaşlar esnafla ve tüccarlarda kullanmanızı öneririm. Çünkü bu sizin ilişkinizi yükseltiyor. Çünkü onları korku diyorsunuz. Diyorsunuz ki bana fazla asker ver yoksa seni pataklarım, döverim, öldürürüm falan diyorsunuz. Onlar da korktuğu için size daha fazla asker veriyor köylülerden. Bunu asker almak için kullanıyorsunuz aslında esnaflar için. Ama yine de tabii ki de bir lordu korkutmak için kullanabilirsiniz. Bunun da ihtimali %30'muş. Hemen o zaman bir ara sahnesini izleyelim bunun da. <laughs> Sonuncu seçeneğimizde de bir lordu kaçırabiliyorsunuz. Bu seçenekte maalesef kralları kaçıramıyorsunuz. Çünkü suikastçılar kendini güvenemediği için zaten öldürmek bayağı bir zor. Bir de onu kaçıracağız mı diyor. O yüzden kralları reddediyor. Bir kraliçe veya bir kralı kaçıramazsanız sadece lordları kaçırabilirsiniz. Bunu da sinir olduğunuz bir lorda veya güçlü olduğunu düşündüğünüz bir lorda uygulayabilirsiniz. Bunu uyguladıktan sonra %25 bir ihtimalle bu da gerçekleşiyormuş. Bir lordu kaçırdıktan sonra o sizin birliğinizi ışınlanıyor. Bunu isterseniz idam edebilirsiniz isterseniz zindan atabilirsiniz. Çeşit çeşit kullanma yöntemleri mevcut veya para alabilirsiniz karşılığında. Bu da gayet güzel bir yöntem ama en düşük ihtimalin bu olduğunda unutmayın. Bunları çok fazla yapmaya başlarsak bizim suç oranımız artıyor ve bir yerleşkeye girdiğimizde suikast edilme ihtimalimiz var. E, arkadaş öyle bir özellik eklemiş ama ben daha yaşamadım. E, onun videosundaki bir ara sahneyi koyayım isterseniz. Bir yerleşke girdikten sonra kendisi bir suikaste uğruyor ve tamamen ölüyor. Yani bir ana karakteri ölüyor. Düşünün yani Benelord'da uzun bir save yapıyorsunuz ve basit bir suikast yüzünden e, ee, ana karakteriniz ölüyor. Başka bir karaktere geçmek zorunda kalıyorsunuz. Modumuz detaylı ben temel özelliklerini anlatayım dedim. Bu şekildeydi. De hemen isterseniz diğer modumuza hızlıca geçelim. Diğer modumuz oylama ile ilgili. Bir yerleşke alındığında her oylamada sizin çıkmanızı sağlıyor. Bu çok güzel bir özellik ama bunun olması için sizin kral olmanız gerekiyor. Bir krallığı kurduğunuzda artık her yerleşim oylamasında siz çıkabilirsiniz. Bunun için de bir mod gerekiyor tabii ki de. Onu kurduktan sonra bir politiki aktifleştirmeniz gerekiyor. Krallık sekmesine Girdikten sonra buradan politikalardan kraliyet ayrıcalığı politikasını buluyoruz ve bunu aktifleştiriyoruz. Hemen şöyle aktifleştirelim. Kralımızda bu politika aktif olduğu zaman artık her yerleşim oylamasında siz çıkabiliyorsunuz dördüncü seçenek olarak. Hemen isterseniz bir amperalliyi alalım. Hemen amperalliyi sal diyorum, kenti kuşat diyorum, asker gönder diyorum. Ben de hileci hemen bir anda aldım. Tamam, şu anda amperalla benim. Şimdi oylama olacak. Hemen şuradan oylamayı takip edelim. Amprel'in sahibi oylamasına bastığım anda. Görüyorsunuz dördüncü seçenek olarak ben çıkıyorum. Bu mod arkadaşlar dediğim gibi her oylamada çıkma ihtimaliniz %100 olarak gözüküyor. Zaten kral olduğunuz için kime vereceğinizi belirleyebilirsiniz sadece kendiniz çıkmıyordunuz. Onu da bu mod sayesinde sağlamış oldunuz. Bütün yerleşkelerin kararını siz vererek sahip olduğunuz yerleşkeleri de yeni bir kalana daha sonradan devredebilirsiniz. Bu modumuz da bu şekildeydi. Evet çiftlik modundan söz etmiştik. Bu mod arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Kendi çiftliğinizi kuruyorsunuz bir nevi köy gibi düşünebilirsiniz. Ee, peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için arkadaşlar birliğinizde bir tane yoldaş olması gerekiyor. Ben hemen yoldaşları alacağım şöyle şuradan bir tane yoldaş ekledim kendime. Daha sonra bir yer belirlemeniz gerekiyor. Ben hemen makibin yanına şöyle şuraya kurulacağım. Bir yer belirledikten sonra birlik sayfanıza giriyorsunuz ve buradan yoldaşla konuşuyorsunuz. Konuş dedikten sonra Konuşma ekranında modla birlikte ekstra bir tane seçenek geliyor. Bu arada bu suikast modundan kaynaklanıyor. Suikastçı ustasıyla konuşabiliyorsunuz yoldaş sayesinde. Neyse biz şuna dönelim. Burada bir çiftlik evi kurmalıyız diyoruz. Bastık daha sonra hemen adını istiyor bizden. Ben hemen şöyle bir tane isim belirledim. Daha sonra devam et diyorum. Ve burada bir tane çadır kuruldu arkadaşlar görüyorsunuz. Artık burası bizim çiftliğimiz sayılıyor. Şu anda içinde bir kişi var o da yoldaşımız. Şimdi buranın içini düzenleyeceğiz ve buraya gitgide büyüteceğiz. Burası bize pasif gelir sağlıyor arkadaşlar. Yani hem para kaynağı sağlıyor hem de erzak sağlıyor. İstersek buradan tağıl kazanabiliyoruz, binek kazanabiliyoruz, koyun kazanabiliyoruz. Bayağı bir karlı yani anlayacağınız üzere. Sadece geliştirmeniz ve düzenli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Hemen içine bir girdim. Sol tarafta bir panel geldi ve ayarlarımız var. İlk başta yoldaşla konuşabiliyorsunuz. Buradan çiftliğinizi kaldırmak isteyebilirsiniz. Çiftliğinizin içine giriyorsunuz. Çiftliğinizi yönetme yeri var. Buradan herhangi bir ayarına bakabiliyorsunuz veya isterseniz yeni bir isim verebiliyorsunuz. Buraya adam ekleyebiliyorsunuz. Çalışan ekleme olayı var burada. Daha sonra yemek ekleme olayı var. Buraya ilk başta yemek yatırıyorsunuz. Daha sonra e, yemekleri çekiyorsunuz. Yani bir bank gibi kullanıyorsun aslında burayı. Şurada paranız birikiyor. Paranız biriktiği zaman buradan çekiyorsunuz işte. Eksi yazmanız gerekiyor ama. Neyse bir isterseniz biz e, çiftliğin içine bir girelim. Walkaround diyorum. Evet çiftliğime girdim. Denizin kenarında güzel bir e, çiftlik kuracağım. Tepenin üstündeymiş yerimizde. Hemen şöyle gidiyorum ve çiftliğimizi kurmak için arkadaşlar bazı e, tuşlarımız var. P tuşuna basıyorum, Pamuk P'sine. Bastıktan sonra karşıma böyle binalar geliyor. Bu binaları artık istediğiniz bir şekilde düzenleyebiliriz. Ee, bir de bunların ayarları var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 tuşlar ile bunları yön verebiliyorsunuz bu şekilde. Bakın döndürme olayı falan da var. Güzel bir şekilde bir yere belirleyelim isterseniz. Şöyle ben bir döndüreceğim. Biraz da yukarı kaldırayım. Bir yere belirledikten sonra Q'ya basmanız yeterli. Bastıktan sonra oraya yerleşiyor. Ve P ile tekrardan kapattım. Şu an buraya bir tane baraka, bir çadır gibi bir şey inşa ettim. Çalışanlar burada kalacak. Bu arkadaşlar sizin çiftliğinizdeki nüfuzu sağlıyor. Bundan ne kadar dikerseniz çiftliğinizdeki nüfus o kadar artar. Bunu buraya diktikten sonra tekrardan P'ye basacağım. Başka şeyler dikmem gerekiyor. Objeler arasında değişim yapmak istiyorsanız yumuşak G ve Ü'ye basmanız gerekiyor. Ü'ye bastıktan sonra bir sonraki objeye geçiyorum. Bu da bir toplanma alanı arkadaşlar. Toplanmalarını sağlıyor. Hemen bunu da şuraya yerleştirdim. Daha sonra tekrardan değiştirdik. Bunlar da hayvan besleme yerleri. iki tane var. Biri koyun biri de domuz. Zaten sol tarafta yazıyor arkadaşlar. Bakın mesela domuz farmı bize iki tane et, bir tane kürk, bir tane de domuz sağlıyormuş. Bunlar zamanla geliyor tabii ki de. Bunlar ne kadar çok dikerseniz o kadar çok artacak. Hemen bunu da bir nereye dikelim? Şöyle şuraya diktim. Bence gayet güzel oldu. Bir tane daha kuyumuz var şimdi. Kuyuyu da nereye dikelim? Kuyuyu da şöyle şuraya dikelim. Bir de şuraya buğday tarlası dikeceğim. Şöyle Q'ya bastım. Ve her şey şu anda hazır gibi. Kalanları da dikebilirsiniz. Hem yani bir de surlarımız var. Onları da göstereyim. Bunlar da surlarımız, çitlerimiz. Daha doğrusu, şöyle çevirip bunları istediğiniz kadar dikebiliyorsunuz. Bu arada, bu şekilde. Birazcık döndürelim hatta. Şöyle. Bu şekilde gidebilirsiniz. Bunları isterseniz böyle tamamen çevreleyebilirsiniz. Ben şimdi uğraşmak istemedim. Şimdi buraya çalışanlar atamak gerekiyor. Bir tane barakamız olduğu için bu baraka bizi 5 nüfus sağlıyor. Hemen çıkıyoruz çiftlikten. Ve meniş kainizon diyoruz. Burada gördüğünüz gibi nüfuzumuz arttı ve 6 oldu. Buraya bir tane çalışan atacağız şimdi. Hadi 5 tane şey atayalım. E, göçebe atayalım. Bitti diyoruz. Ee, ve buraya birazcık yemek bırakmak gerekiyor tabii ki de. Hemen yemeğimizi de bırakalım. Şimdi ben buraya her çeşit yemekten 10'ar tane bırakıyorum. Bunlar unutmayın. Onun üzerine çıktığı zaman bu çiftlikten kaynaklanıyor demek. Daha sonra buraya birazcık bir para bırakalım. 1000 bırakalım hadi. Toplam üretimin 7 olduğunu görüyoruz. Burada moraller çok önemli. Erzak çeşitliliğinden artı 7 geliyor bu arada. Hemen isterseniz bir çiftliğimize girelim. Bu arada ne kadar fazla kişi atarsanız o kadar fazla kişi çiftlikte olur fakat erzak yetişmez ve moraller düşük olur. Ben onu denedim şu anda. Ee, evet burada kuyumuzun üzerinde bir tane adam oturuyor şöyle bakalım. Evet kuyumuz üzerinde bir tane adamımız oturuyor. Bu yorulmuş herhalde dinlenmeye çalışıyor. Daha sonra burada bir tane toplanma alanımız olduğunu söz etmiştik. Burada artık eğleniyorlar. Birbirlerine hikaye falan anlatıyorlar. Burada işte ateşin başında ısınıyorlar. Şuraya gittiğimizde de tarlada çalışan insanları görüyoruz. Bakın alnını falan siliyor, terlemiş artık. Diğerler de bir şeyler yapıyorlar. Burada da domuz farmımız var. İçinde domuzlar bize et ve kürk sağlayacak. Bu şekilde arkadaşlar şimdi çıktıktan sonra buranın artık bize üretim sağlamasını bekleyeceğiz. Evet birazcık bekledim hemen isterseniz bir bakalım altınımız baya bir azalmış bize ne sağlamış peki? Biliyorsunuz domuz farmamız vardı 4 tane kürk 3 tane domuz ee, ve baya bir tahıl sağlamış tarlamız vardı biliyorsunuz. Şimdi burada az göründüğüne bakmayın buradaki seviyeyi gitgide arttırdığın zaman buradaki çalışan kişi de fazla olacağı için Buradan daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Bakın zaten yüzdesi de artmış. Yüzde yüz olduğunda birinci seviyeye geçecek. Tarlanızda iyi bir yere kurmayı unutmayın. Yoksa düşman gelir saldırır ve çiftliğinizi yok eder. Bu arada içeride binekler de çıkabiliyor. Hemen isterseniz turnuvamıza geçelim. Turnuvamız arkadaşlar yıllık turnuva gibi bir şey. E yani bütün lordlar bu turnuvaya katılıyor. Ve katılan kişi iki kat ün kazanıyor. Baya bir ün kazanıyor. Ve parasını da artık siz belirleyebiliyorsunuz modun ayarlarından. Ben şimdi daha güzel bir turnuva yeri olduğu için Batanya'nın turnuvasını seçtim. Ve sol tarafta katılabiliyorum katılımcıları görüyorsunuz. Normalde yılın belli bir zamanı belli bir yerde oluyor bu turnuva. Ama ben modun ayarlarından bu yerleşkede şu an olmasını ayarladım. Yani siz bildirim olarak zaten sol taraftan alacaksınız. Bu arenaya katılanlar arkadaşlar ben şampiyonları belirledim şöyle görüyorsunuz. 15'e kadar yani Urundulfa kadar bu turnuvada lordlar bulunacak. Çok önemli bir turnuva bu var Çok fazla para, ekipman ve nam kazanabiliyorsunuz buradan. Hemen bir turnuvaya katılalım o zaman. Bakın şu anda oyunun en iyi mifelerinden birini verdi turnuvada. Çünkü çok fazla önemli lordlar katıldı buraya. Yani turnuvanın en iyi 15 ordu katıldı buraya benle birlikte. Bahis miktarı istediğiniz gibi modun ayarlarından ayarlayabiliyorsunuz. Ben birazcık arttırdım ve şu anda ilk turnuvadan bile kazanırsam 12.000 dinar alacağım. Hemen katıldım. O miğfer önemli arkadaşlar. Şöyle girelim bakalım. Vatanya'nın turnuvaları birazcık riskli oluyor biliyorsunuz. Şöyle girelim indirelim bakalım. İndir abi. Oh tamam bizim takım iyiymiş. Hemen şu takımı bitirelim. Bu kimmiş? Urundulf mu? Evet yok Tom'unmuş. Tomon'u indirdik. Sanyon mu bu? Sanyon'u şöyle bir kafaya girelim. İndir abi. O bizim takım baya iyi çıktı ya. Evet bütün lordları indirdik. Bu şekilde sevinç galibiyetimizi de yaptık. Hemen ikinci turnuvamıza geçelim. Yine buraya da bir yatırıyorum. Katıl diyorum. İki kişiyiz bu sefer. Şöyle giriyorum. Benim adam gitti. Şöyle hızlıca ikisine de bir vuralım. Karşıdan geliyorlar. İkisini de şöyle bir vuralım. Benim şey iyi ya ikisini de aldım güzel. Yani birazcık dikkatli olmaz da fayda var. Önemli bir turnuva ve çok güçlü lordlar katılıyor. Son turumuzu Oleg'le birlikte yapıyoruz. Gel bakalım. Hop. hadi bakayım. Sen beni indiremesin hocam ben koskoca monçuğum. Gel. Gel. Hop kafanı aldım. Bu şekilde bir turnuvamız oldu. Koskoca güzel bir miğfer kazandım. Bayağı bir para kazandım ve güzel de bir nam kazandım. Bu yılın turnuvasını Monçuk Han kazandı. Bu modumuz da bu şekildeydi. Hemen son modumuzu da gösterelim o halde. Son modumuz arkadaşlar tarihsel bayrak simgeleri ekliyor. B'ye bastığımızda bayağı bir bayrak simgesinin geldiğini şöyle şurada görüyorsunuz. Bakın bunlar falan zaten oyunda yoktu. Artık bunların tarihte yeri neresi de orayı siz bileceksiniz. Bakın böyle böyle simgeler gelmiş. Tabii bir de bunların rengini de belirleyebiliyorsunuz bu şekilde. Gayet güzele benziyor. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ya. Bu modumuzu da bu şekilde de çok fazla anlatmaya gerek yok. Kısa geçelim. Modları beğendiniz mi? Yorumları yazmayı unutmayın. Bütün modların linki açıklama kısmında hepsini de aynı anda kullanabilirsiniz. Bir sorun yaşarsanız da Discord sayfamıza gelmeyi unutmayın. Oradan yardımcı oluyoruz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.